okullar vesaire bize de çok şeyler kazandırdı. Yani hocamızın sayesinde epeyce bir çevre edindi. Zaman zaman Süleyman da söylüyor bana, hocam bu kadar insan nereden tanıyorsun? Tabii hocam senin yanında bu kadar yıllar kalıp değişik çevrelerle temas edersek bizim de çevremiz oldu yani hocamızın sayesinde. Bir anım var, onu en sona saklayacağım ama hocam yani izninizle anlatacağım çünkü ne hocam bana onu sordu, bir telefon konuşmam vardı ve bunu hiç kimseye de anlatmadan, hocam bana paylaşmadan bugün burada bu önemli günde bunu anlatmadan kaçıramayacağım çünkü yıllardır. Ama onu biraz merak edin. Yok hocam, benimle ilgili. Benim telefonla, hocamla konuşmamla ilgili. Ve tabi hocama karşı aslında ben başka birisi zannettim. Biraz böyle biraz farklı konuştum ama hocam hiç tonunu bozmadı. Ve bana da bir gün sonra gelip hiç ondan bahsetmedi. Hocam belki hatırlar ama aradan en az 25 sene geçmiş. 25-27 sene falan. Ama dediğim gibi biraz ilgi uyandırmak için bunu konuşmamız sonunda bu hatırayı ilk defa da hocamla da sizinle ilk defa paylaşmış olacağım. Hocam bugün artık bunu anlatmak durumundayım. Her şey saçmalık. Şimdi değerli misafirler, hocamızın önemli bir vasfı ilim adamı. Hakikaten iyi bir adam değil. Bu kelimeyi kullanmak durumundayım gerçekten. Yani ben aydın kelimesini çok kullanmıyorum. Gerçi bizim tabi hocamızın ismi Aydınlar Hoca. Yani münevver kelimesi çok daha kapsamlı. Yani aydın kelimesi bunu tam karşılamıyor. Aydın denildiği zaman biraz daha farklı içerikler akla geliyor. Aydın toplumdan kopmuş, toplumun değerleriyle çalışan böyle bir genellikle bir tipleme var özellikle son hemen hemen bir asla hatta iki asla yakın Türk toplumunda böyle bir aydın tipi çıktı ama Nevzat Yalçıntaş bu aydınlardan değil. Hoca gerçekten bir münevver. Münevver etrafını aydınlatmıştır. Topluma vefa borcunu vermiştir. Ömrü hizmetle geçmiştir. Büyük bir ilim adamı ama gerçekten münevver. Kültür dehası. Bu millete borcunu ben ödediğine inanıyorum. Uzun yıllar Müslüman Türk kültürüne hizmet etmiştim. Halen de hizmet ediyorum. Yani hakikaten bazen insan, yani hocamızı gıpta ediyoruz. Yani bizden Süleyman da bahsetti. Gerçekten yani hocamız da gülürken zorlanıyoruz. Halen de. Yani biz çok kişi yiyemez. Ben bir gün Cumhur abiyle birlikte beraber bir cenazeye gidiyorduk. Kanter içerisinde bıraktı bizi değil mi hocamız? Yani şeye giderken bir cenazeye buradan üniversiteden hocamıza yetişemedik. Hakikaten çok dinamik. Yani Allah böyle bir güç vermiş. Zayi etmesin. İlerlemek devam etsin inşallah bu sağlık ve sıhhat halen. Evet hocamızın alim bir özelliği var. Fakat ben hocamda iki türlü ilim görüyorum. Bir ilmi kesbi. Yani bu çalışmayla elde edilen. Bir de değerli misafirler. Hakikaten bazı değerler vardır. Bazı ilimler vardır. Biz bunlara bizim literatür ilmi vehbi diyoruz. Yani hocaya herkese nasip olmayan Allah tarafından yani özel olarak hakikaten bahşedilmiş. Her ilim adamında bu olmaz. Bazı beceriler yani ille genetikte değildir. Bunları ben yani bir kısmı ilmi kesbi ama bir kısmı da gerçekten vehbi yani Allah tarafından verilmiş becerilerdir. Mesela Süleyman da değildir. Gerçekten çok güzel dinler. Hiç sözü kesmez. Kim olursa olsun. Sonuna kadar dinler. Ha biz genelde sabırsız bir toplumuz. Yani, ya ben bunu çok saygısızlık da yani addederim. Birisi konuşurken tam bitirmeden sözünü çekmez. Hocam bu sonuna kadar hoşuna gitsin gitmesin. Gerekli veyahut da gereksin. Sonuna kadar dinler.
fikri daha sonra tabii söyler, eleştirir. Ama eleştirirken hiç kırdığını görmedim. Ya bir defa nasıl bir nezaket, bir defa böyle hakaret edeyim. Ama üniversitelerde falan tabii bunların çok değişik türlerine şahidiz. Yani öğrenciyi ayakta bekletmekten, misafiri ayakta bekletmekten, yani egoist duygularını tatmin eden bir dizi, ben tabii iyi hocalarımızı, iyi insanlarımızı tenzih ediyorum ama hocamız asla böyle, yani mutlaka yanında gelen insanların tümü çok çok sevdiği insanlar değil ama sabırla, tam dedim İstanbul bir beyefendisi tavsiyle onları dinler, hiç kırmadan fikrini söyler. Böyle bir yani yaklaşım maalesef günümüzde hemen hemen yoklar listesine girmiş durumda. Bu türde dağılmışlar, maalesef gösterecek insan da bulamıyoruz. Tabii hocanın önemli bir, hocamızın önemli bir özelliği, ilmiyle amel bir yapıya, özelliğe sahip olması. İlim önemli ama önemli olan Allah'ın vermiş olduğu bu ilmin zekatını verebilmektir. Hocamız da bunun bilincine, sorumluluğuna, şuuruna sahip. Ve üniversite yıllarından itibaren hakikaten işte Sabahattin Zeyn hocamızın ismi zikredildi. Hocamızla birlikte kurmadıkları, girmedikleri, faaliyette bulunmadıkları Türk milletine, Müslüman Türk milletine hizmet eden bütün kültür kuruluşlarında mutlaka Nevzat Yalçıntaş ismi vardır. Yani bugün Allah'a çok şükür gerçekten çok güzel bir insan yapımız ortaya çıktı. Aile gibi değil. Kimliyet olarak da, keyfiyet olarak da. Tabii bunun arka planında görünmez gerçekten büyük kahramanlar vardır. İşte görünen kahramanlarından bir tanesidir ama çoğu zaman bunları toplum, gençliği hakikaten bilmeyebilir. Ya bugünlere kolay gelinmedi. Eğer bu gayretler olmasaydı, bu fedakarlıklar olmasaydı, bu çileler olmasaydı, bugün bu hallere gelemezdi. Hani sık sık anlatılır, 1950 yıllarda Ramazanlarda iftar verecek zengin insan bulunmazdı. Yani iftarın yemeğine sponsorluğu yapacak insan bulunmazdı. Öyle dönemlerden bugünlere geldi. Bu insan tarzında hocamızın büyük bir katkısı vardı. Tabii hepimizin yine bildiği gibi hoca hakikaten ilmine bürokrasi de göstermiştir. İşte çok genç yaşta TRT gibi bir yerde genel müdürlük yapması çok önemlidir. Ve ta o yıllarda ve TRT yani belki bilemiyorum halen yani millilik bakımından önemli belki bir düzeye geldi ama maalesef devletin televizyon olmasına rağmen, radyosu olmasına rağmen yani çok milli olduğu tartışılabilir ama hocamız ta o yıllarda millilik duygusuyla hareket etti ve çok önemli teşebbüslerde bulundu. Yani kültür insanı dedi. Türk kültürüne hizmet bakımından gerçekten önemli gayretler göstermiştir. Çünkü ne eleman var, yani çalıştığı insanlar az çok tahmin ediyoruz. Öyle bir ortamda arkadaşlar ancak Nevzat Yalçıntaş iş çıkarabilirdi. Yani insanlara çalıştırmak, bu ekibi harekete geçirebilmek. Hele hele, yani senin zihniyet, fikri dünyanın tamamen taban tabana zıt bir ekiple iş çıkarabilmek kolay bir iş değildi. Hocamızın tabii bir siyaset tecrübesi de oldu. Yine burada da önemli hizmetler gördü ama birçoğunuz bunu zaten yakinen gördünüz. Bu anlamda da yine Türk milletine önemli hizmetler yaptı. Hocamızın önemli bir özelliği seyyah da diyebiliriz. Yani dünyada zannediyorum hocam gezmediğiniz ülke sayısı çok çok azdır. Bu tabi çok büyük bir birikim kazandırmıştır. Yani az bir şey değildir. Dünyada hemen hemen gitmediği kıta bir defa yok.
Ama gezmediği ülke sayısı da oldukça azdır. Dünyanın birçok ülkesine girmiştir. Yani doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini, Avrupa, Amerika, Orta Doğu, bütün dünyayı yakinen görmüştür. Dolayısıyla insanlık hakkında özellikle 20. asır dünyasını çok iyi tanımıştır. Belki mesela derslerde benim de çok hoşuma giden yönü, kadar güzel akıcı bir analitik gücü vardı, öyle güzel bir değerlendirmesi vardı. Bu yönü hemen hemen herkes bilir. Toplantılarda, konferanslarda. Hocam bu kadar güzel toplardan herkesin anlayabileceği bir şekilde aktarırdı. Tabi bu analitik, tahlilci bir düşünce yapısında büyük bir ihtimalle dünyanın çok değişik kesimleri, değişik kültürleri, değişik dinleri, değişik medeniyetleri gezip görmesine önemli bir katkısı olmuştur diye düşünüyorum. Yani bunun çok önemli bir etkisi olmuştur. Evet, yani İslam alemini de çok iyi biliyor, tüm dünyasında çok iyi biliyor. Yani hem iki ülke gruplarında hocanın çok önemli etkisi vardır. Çok değerli dostları vardır, çok önemli hizmetleri olmuştur. Gerek İslam dünyasında, gerekse Türk dünyasında. Bu anlamda gerçekten, yani hocaya şunu diyebiliriz, gerçekten işte milliyetçilik böyle olur, dindarlık böyle olur. Bu anlamda hakikaten hocamızı ne kadar görsek, takdir etsin, azdır dedim. Değerli misafirler, hocamızın da burada çocukları da var. Murat Bey, Mehmet Bey. Yani bizim anlatmamıza gerek yok. Keşke onlar, yani birisi de kalkıp bir baba olarak Nevzat Yalçın Taş'ı anlatabilseydi ama en son işte ben özellikle tabii ben hocama ilerlemiş yaş demiyorum çünkü çoğumuzdan genç gösteriyor. Yürürken de öyle ama yine de yani işte yaşı belli bir düzeyde. Ankara'da Murat Bey'in o sıkıntılı günlerinde yani hocamızın o yüzündeki ifadeler, gözlerindeki ifadelerden bir baba olarak günlerce belki bir iki ay değil hocam yani orada Hasan Bey dükkanındaydı. Orada yani günlerce sabahtan akşama kadar bekleyip duruyor. Yani İstanbul'dan da belki hani idare edebilirdi, komşularında çok geniş çevresi olmasına rağmen ama bir baba olarak çırpınışını burada çok yakinen gördüm, hiç unutamam ama hüzünlenmiştim. Yani hakikaten beni orada gerçekten ciddi bir hüzün kaplamıştı. Hocam, yani bir babanın evladı için o çırpınışını ben hiç unutamam. Tabii çok iyi bir eğitim verdi. Allah yani hepimize hakikaten böyle evlatlar nasip etsin. Dört dörtlük. Her iki çocuğunu da dört dörtlük yetiştirdi. Bundan daha da büyük bir yani hizmet olmaz. Hocamız Allah'ın izniyle hani şimdi bir hadis-i şerif var. Hepiniz çok iyi bilirsiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki insanlar öldüğü zaman amel defterleri kapanır. Ama üç şey müstesna. Bunlardan birisi hayırlı evlat. Şimdi hocam bunlar keşke biz de böyle hayırlı evlatları istemiş. Hadis-i şerifin üç unsurundan birisi tamam. İkincisi ilim. Şimdi hocamız hayatını ilme verdi. Bir sürü talebeleri. Şu anda talebeleri Türkiye'nin dört bir tarafında. Üniversitelerde, bürokraside, siyasette. Milletimize hizmet ediyor. Dinimize hizmet ediyor. Bundan daha güzel bir devlet olur. Bu kadar ilim alanı, bu kadar eser, konuşmalar, sohbetler, kayda geçmeyen konuşmalar, yani sayısını hocam da tahmin edemez. Yani binlerce dedim. Binlerce konuşma, yazılı, kayda, tarih, bunun dışında binlerce ifade edebileceğim kadar hocamızın bu türde konferanslar, yani eminim sayısını hocam da tahmin edemez. İkinci hadis-i şerifin Hazreti Peygamber'in bildirdiği ikinci noktada ilim. Üçüncüsü sadaka-i cariye. Hocamız hakikaten bu anlamda yani ben çok şahit olmuşum. Bunları burada söylemek istemem ama
çocuğum olduğu zaman, evlendiğim zaman önemli düzeyde, önemli miktarlarda ve de bir şey etmeyelim diye yani bir de kağıt yazdırır ama parayı almazdı. Yani bu tam yerine sanki borç veriyormuş gibi ama borcu verirdi. Fakat daha sonra bu anda hani ihtiyacımız var eskiklik duyarız. Hocamız yardımcı olur ama daha sonra parayı almazdı. Tabii dünyanın dört bir tarafında yani Kırım'dan tutun, Azerbaycan'dan, Özbekistan, Türkmenistan'dan, Afrika'nın işte çöllerine kadar her tarafta eserler, yani maddi anlamdaki eserlere katkı sağlamışlar. Bu anlamda da sadaka-i cariyeyle yerine getirdin. Yani hocam ne kadar güzel bir şey. Yani hakikaten insanların yani amel defteri kapanır ama üç şey üstesine değinilen bu üç noktayı hocam Allah'ın izniyle yani garantilemiş durumda. Değerli misafirler, tabi zamanı çok da fazla harcamak istemiyorum. Hocamızla ilgili anlatacağımız çok şey var. Yani bir çeyrek asırdan daha uzun bir zamandır hocamızla beraberiz. Asistanlığını yaptık. Şu anda ünvanlarımız ne olursa olsun, statümüz ne olursa olsun, çok açıklıkla söylüyorum. Her yerde bunu söylüyoruz. Hocamızın halen asistanıyız. Ve bu asistanlığımız Emre Hak Vakfı Hoca'ya kadar bize ve hocamıza biz bu asistanlığımızı devam ettireceğiz. Şimdi hatıramı anlatayım. Evet. Bunu hakikaten bugün benim için de çok önemli bir gün. Şimdi bir gün tabii telefonlar aslında cep telefonları falan da yok. Tabii bu iletişim telefon konusunda çok da sıkıntı çekiyordu. Yeni asistan oldum, telefon almak çok zor. 1985'li yıllar yani Türkiye bazen bakıyoruz ya ne halde ne halde geldi iletişim dünyası. Hoca diyordu senden bir an önce telefon aldı, yazıldı telefon tabii çıkmıyor. Çünkü hani yurt dışına gidecek, bir yere gidecek, bana haber bildirecek, derse gideceğim, işte konuları bildirecek iletişim kurmak sadece evdeki telefonlarla. Mesela telefon aldık. Bu arada yine başka bir üniversite, başka bir fakültede, İstanbul Üniversitesi'nde şu anda TÜBO Başkanı Ahmet Hocamız. Onun da en çok telefon ettiği iki yer vardı. Bir Ahmet Cevat kardeşim, bir de hocam en fazla. Ama bir gün telefonu çevirirken ben tabii Ahmet Cevat'ı yani hocayı arama niyetiyle yok işte Ahmet Cevat'ı şey, arıyorum. Ahmet Cevat'ı arıyorum. Ama hocaya çevirmişim. Hocaya çevirmişim. Hoca tam o gür sesiyle alo dedi. Ben de şimdi alo alo. Tabii ben kendimi o kadar kaptırmışım ki Ahmet'i arıyorum diye. Ben de tabi başladım. Ahmet çok samimi bir arkadaşım. Benden önceki rektör yardımcımız. Ben de ya dedim ne dedim sabah sabah dedim Ahmet dedim ya uykudan dedim. Alo dedim ne dedim bağırıp duruyorsun. Hoca alo. Ben dedi ne uzat yaltın taş der demez. Hocam ben telefonu tak diye kapattım. Eyvallah. Ya. O kadar bir mahsup oldum. Bağırdım, çağırdım falan, uykudan kalkmasın dedim, tamam işte sabah erken, Ahmet de biraz erken uyanmaz bir arkadaşım, biraz da erken bir uyandırdı. Ama o kadar bir mahcubiyet aldı, terlemeye başladı, eyvah dedim. Ne yapacağım? Bir gün sonra, neyse kapıyı vurdum, girdim hocam odasına, hiç hoca bir şey olmamış gibi ama hiç belli etmeden, ama tanımaması mümkün değil, bilmemesi mümkün değil. Ve o gündür, bugündür hoca babamın hiç açıklanmamış. Ama dedim ki bu içinde bir mutlu. Hem dedim hocama da yalnız başıma bekliyor seni demedim. Ne oldu? Orada biraz da kalamadım. Böyle dedim.
namus olmuştu ya, burada hiç tutmam. Ama bir defa, yani aradan 3 gün, 5 gün, 1 hafta, ya Sedat, sen yanlışlıkla başkasını ararken işte beni çaldın falan, hiçbir şey demedi, hiç mahcup etmedi. Ya hocam da unutmuştum belki onu şu anda. Ama yine de hatırlıyordum büyük bir ihtimalle. Evet değerli misafirler, ben çok fazla bir şey artık anlatmak istedim. Çünkü çok şey var ama anlatabilmek dediğim gibi hakikaten mümkün değil. Ama anahtarıyken arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, dostlarımız önemli bazı tespitlerde ve birçoğunda tam biliyorum, sizin de bildiğiniz mesela bu hatıram işte bilmediğinizi eminim ama diğer birçok şeyi anlattıkları var. Sizler de biliyorsunuz. Bu tür toplantılar vefa toplantısı dedik ama faydası bize. Hakikaten bize. Çünkü bu tür şahsiyetlerde örnek alacak çok güzel yönler vardır. Bunlar örnek alırsak bizler de yani bir nebze o kişiler gibi en azından olma yolunda oluruz. Yani bunun faydası dediğim gibi bize. Yani keşke hocamız gibi beyefendiler kibar davranışlar, insanları dinleme sanatına hepimiz sahip olabilsek. Evet, bu tür toplantıların dediğimiz gibi önemli faydası oluyor ama hocamıza tabii ki vefa duygusu önemli, insanlar açısından önemli de bu. Ama en büyük faydası bize. Ben bu duygu ve düşüncelerle konuşmamı burada tamamlıyorum. Hocama Allah'tan sağlıklı, sıhhatli, gerçekten uzun ömürler diliyorum. Çünkü alacağımız, öğreneceğimiz çok daha şeyler var kendisine. Evet, herkes saygıyla selamını seviyorum. Efendim, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Sizin program akışını biraz daha anlatmak istiyorum. Ama bundan önce de 15 Nisan 2013 yılında Yedik Üniversitesi'nde hocamızın Avrupa Birliği Dün Bugün ve Yarın diye bir toplantısı var. Pazartesi günü hocamız bu toplantıda görüntüsünü ifade edecek. Evet, toplantı. Teşekkür ederiz. Yedik İstanbul'da. Affedersiniz. Berrak hocamız rica etti. O yüzden duyuruyor. Kendisi de. Kendisi gelememiş sen gelin. Hayır. Onu da yapmazlar. Hocamızı büyük. Ben bu anlatılanlarda üzüldüğüm bir şey oldu benim şahsen. Çünkü hocamızın talebesi o oldu ben. Ama burada Mehmet hocamız, Gülçin hocamızın talebeleri oldu. Ama biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi hocamız bütün Türkiye'ye üniversite olarak kabul etti. Ben ilk öğrendiklerimde geldiğimde Aydın Hoca'nı hatırlıyorum. Arka tarafta ilk ders orada aldığını öğrendim şu anda. Şimdi diğer dersi biraz sonra kendisinden tekrar dinleyeceğiz hocamızı. Hocamız kendisi konuşmasından sonra takdim yapacağız. Arkasından da sözden sese de geçeceğiz. Menat Gülses Hanımefendi bize bir konser takdim edecek. Ben onu da size hatırlatmak istiyorum. Sözü hocamıza bırakıyorum. Buyurun hocamız. Evet, size teşekkürler. Önce aziz kardeşlerime birçok işlerini bırakarak buraya eşlik ettiler. Ve en başta bu güzel toplantıyı tertip eden Betim Bey kardeşime teşekkür ediyorum. Avrasya Enstitüsü'nü en güzel şekilde üretiyorlar. Ve ben üçüncü zannediyorum, değil mi? İnşallah diğer arkadaşlar da toplantılarına gireriz. Tabii Nazım Ekrem Bey Efendi'ye benim birçok yönden müşterekliğimiz var, destektaşız. Aynı disiplinin mensuplarıyız. Siyasette beraber olduk. O kadar çok beraber olduk ki geçen hafta da beraber. Evet, Mustafa Kemal Paşa'yla beraberdik. Yani müşterilikler sayılırsa Musevi'nin
ben 99 altın alıp da sonra Nasreddin Hoca'da ona ait bilekle ve cübbelerle gidip efendim bu seviyeliğin efendim o paralar benimdir deyince efendim bu adam böyledir. Benim bileğime de sahip çıkacak kadınlar. Benim cübbeme de sahip çıkacak. Bu sevdi aynı sözleri söylemiş. Biz hep beraberiz. Rektörlüğümüz ve yani İstanbul Ziraat Bası Üniversitesi Rektörü'nde en güzel, en güzel kadrolarla yönetiyor ve çok değerli insanlar orada yetişiyor. Halis Bey, Halis Bey Çişek'in burnunda asistan olarak eşim olmuşlardır. Aynısı tabii Sedat Bey, Şeyman Bey aynı şekilde gelmişlerdir. Biz sadece bölüm olarak değil, genellikle fakülte olarak, bölüm olarak ve İstanbul Üniversitesi olarak bir aile gibiyiz. Bu aile atmosferin ruhunu bizden öncekiler kadar. Burada bir rahmetli Orator Hoca'yı gördünüz. Başkaları var, Cehalet Mahallesi'nde de oldu. Mehmet Bey ve diğer arkadaşlar gerçekten onları bilirdik. Diğer hocalarımız da var. Bunların yanında biz daha ilk asılarak girdiğimizde çömez sayıda oturup dinlerdik. Ve onlar da bizim bir baba gibi görürler, telakki ederlerdi, evladı gibi. Hocam anladın mı? Londra'ya gidiyoruz, Londra'ya için. Roçetli kazıklarımı yapacağım. Dedim hocam, o zaman 70'ler doğru geliyor. Acaba paraya da Allah'a çıkıyor. Çok şükür hayatta böyle bir şeyimiz olmadı. Ama ay başı yaklaşınca çılgın ediyoruz. Muhasebeye katılıyorsunuz hocam. Muhasebeye tesbih edin, İran, Dürüm, Bankaya, Ziraat Bankası, parası gittirin, parası gittirin. Bu terbiyeyi büyüklerimize ne yaptı? Sabahattin Bey de öyle. Bakın ufak bir şey. Zannediyorum çocuklar sünnetin değil. Bu kadar sünnetlik oldu. O zaman küçükler, gayet küçükler. Dedi, sünnetleri yapacağız. İstanbul'un itibarı bir yerinde. Ve sonra da Türk musikisi var. Şimdi de var mı? O zamanın bilinen, sevilen ve bizim de dünya görüşümüze uygun arkalarında konser verecek. Bakın bunlar da birer ödemeler de yapın. Bir yerine. Rahmetli hocam tuttu mu? Esas senin paran var. Var hocam. Var. Var. Kaç defa. Sonunda baktım ki illa vermek istedim. Peki hocam bana biraz bol ver. İnanamazsın. Bu sevgi, bu rahatlar, bu konu deriz. Bu aile olarak telakki. Ve beraber ben Çömez Vadi'ye gittim. Karaköy'e gittim. Bankasına gittim. Parayla çektirdim, teşekkür ederim, ellerini koydum, o parayı daha sonra bir müddet sonra başka paralarla o da herhalde bir hafta sonra şimdi gurur devam. Hele bugün, bana göre İslam Üniversitemiz en üst seviyeye kaldı. Her bak, benim meclisi tasavvur edilemez. Ben dersini vermek istedim, doktor dersi olarak, Türk dünyası, ekonomisi, sosyal mükavemetlerle karşı. Tabii yani hiçbir şey peşini bırakacak değil mevcilikleri. Diyelim ki doktor dersi olarak bunun da ama görülüyor ki şimdi mevcut hale gelmiş Türk dünyası şey diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu hizmetinden dolayı bitirmeye ve bugün üniversitemizin geldiği seviyede rektörümüz